bir hafta olduğu için sekreterlik tarafından ortak belirlenmiş günler ve saatler oldu. O yüzden onda değişiklik yapamıyoruz maalesef. 23 Kasım saat 15'te sınavımız olacak. Şimdi geçen haftaki quiz'e bakalım. İlk önce slaytlara geçmeden önce. Evet arkadaşlar, şu mikrofonları kapatalım. Esma Nur, kapat. Esma Nur Bedir, evet. Öncelikle geçen haftaki quiz'i bir cevaplandıralım. Sonra dersimize geçelim. Burada bir taraftan ders videoları yüklüyoruz. Bakalım burada. Evet. Şimdi yanıtlara baktım ben. Birinci soruda %80 oranında doğru cevap verilmiş zaten. Vücudun üst tarafında bulunan oluşumlar için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştum. Superior doğru cevap olacaktı burada. Inferior cevabını verenler de var. Inferior vücudun alt kısmında, alt tarafında bulunan oluşumlar için kullanıyoruz. Şimdi bu sorudaki cevapları inferior, lateralis, medialis, superior, distalis. Bunların hepsine bakın arkadaşlar. Bunlardan biri mutlaka sınavda çıkacaktır. Yani superior olarak quizde sormuşum. Atıyorum inferior olarak sınavda çıkabilir. Bilmeniz gereken kelimeler arasında. Bu birinci sorunun tüm şıklarını bilin. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisi göbek bölgesini ifade eder diye sormuştum. Torakalis neydi? Göğüs bölgesi. Servikalis boyun bölgesi. Omplikus göbek bölgesiydi. Doğru cevap omplikus olacaktı. Bunu da yine %80'e yakın bir oranla doğru cevaplamışsınız. Lumbalis bel bölgesi ve sakralis de kuyruk sokumu kemiği bölgesi. Evet, üçüncü soruyu yanıtlara şöyle baktığımda üçüncü soru nasıldı? Üçüncü soruda yanlış yapanlar daha fazla. Biraz kafanız karışmış galiba üçüncü soruda. Böyle ayırıcı sorularınız da olabilir. Bakın evet, %44.2 doğru cevap. Yani yarısından daha azı doğru cevaplamış üçüncü soruyu. O zaman buna dikkat edelim arkadaşlar. Üçüncü soruda dolaşım sistemi, yani kardiyovasküler sistemin görevleri nelerdi? Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan artık ürünlerin vücuttan uzaklaştırılması için toplar damarlarla ne yapıyordu kedi? Kan kalbe taşınıyordu. Vücut ısısının düzenlenmesini sağlıyordu dedik. Dolaşım, sirkülasyon sırasında vücut ısısı düzenleniyor. Aynı zamanda asit-baz dengesi korunuyor. Ve hormonlar, enzimler, aldığımız ilaçlar, aşılar, bağışıklığımız için yapılan aşılar hepsi dolaşım yoluyla vücudun gerekli bölgelerine taşınıyor. Besinlerde olduğu gibi. Burada olmayan akciğere yeteri kadar oksijen gitmesi dolaşım sistemi görevleri arasında değildi. D şıkkı doğru cevaptı. Üçüncü soruda. Evet, dördüncü soruyu hemen herkes doğru cevaplamış. Ektomi son eki, cerrahi olarak bir organın çıkarılması, yani kesip çıkarma anlamına gelen bir son ekti. Bunu doğru yapmışsınız. BOS'ta da aynı şekilde BOS kısaltmasının açılımını sormuştum. Beyin omurilik sıvısı, bunu da neredeyse hepiniz doğru cevaplamışsınız. Altıncı soruda C harfi kuralı ile ilgili sormuştum. C harfinden sonra kalın ünlü ve sessiz harf gelirse C harfi K harfi olarak okunur. Bunda da S harfi olarak okunur diyenler de olmuş. Ama genel anlamda K harfi doğru bilinmiş yine. S harfini arkadaşlar C harfinden sonra ince bir ünlü ses gelirse ne yapıyorduk? S olarak okuyorduk. Bu birinci ve ikinci videoda özellikle alfabe kuralları, önekler ve son ekleri tekrardan izleyin. Önemli olanlarından mutlaka derste vurguladığımız kısımlar var. O kısımlardan mutlaka sorular gelecek arkadaşlar bize de. Jinekoloji kelimesinin okunuş kuralına göre yazınız demişim. Burada da G harfi J olarak, Y harfi İ olarak, J, N, C burada kadın bir ünlü gelmiş. Devamında bakın O harfi gelmiş, K oluyor. Loji yine G ve Y aynı şekilde J olarak geçiyor. Dolayısıyla jinekoloji okuduğumuz gibi yazmamız gerekiyordu.
Kemoterapi de aynı şekilde CH harfi K şeklinde okunuyor. TH T şeklinde direkt kemoterapi. En sondaki Y harfini de İ olarak yazıyoruz. Sistol, hemen hemen hepiniz doğru cevaplamışsınız. Kasılma anlamına geliyordu. Diyastol, gevşeme. Bu ikisini de bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan pulcuklarına ne ad verilir demiştim. Bunda da genelde doğru cevap vermişsiniz. Trombosit olacaktı bunun cevabı. Yine yanıtlarda bakalım. Genel anlamda üçüncü soruda biraz sıkıntınız olmuş. Evet. Dördüncü soru %92 oranında ektomisoneki bilinmiş. Hemen hemen büyük çoğunluğunuz bilmişsiniz. Beyin omurilik sıfını sıvısı aynı şekilde herkes doğru cevaplamış. Ama C harfi kuralına gördüğünüz gibi S olarak okunur diyenler de olmuş. Buna dikkat edin burada. Jinekoloji genel anlamda doğru yazılmış. Kemoterapi de aynı şekilde. Sistol, evet doğru. Ve trombosit. Trombositlerde de yine al yuvarlar diye karışıklık olmuş birkaç kişide. Trombosit olacaktı kan pulcukları. Evet arkadaşlar, burada quizle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Kafanıza takılan, hocam bu soru böyle değil diye. Gerçi net sorular. Sınavda da emin olun bu şekilde net olacak sorularımız. Hani aşağı yukarı aynı sorular olacak. Aynı sorular dediğim, yani benzer sorular olacak bu şekilde. Evet, quizle ilgili sorunuz yok sanıyorum. Altıncı konuyu anlatıyoruz. Sindirim sistemi biraz daha kısa olacak. Sindirim sisteminde temel yapıları bilmenizi isteyeceğim. Çok fazla kafanız karışmasın, çok fazla kelime şeyi olmasın diye. Yani mide nedir Latince olarak ve en çok sindirim sisteminde hepimiz biliyoruz aslında gastrik ülser, gastrit, işte reflü, ne gibi hastalıklar var. Bu belki aramızda da birçoğumuzun böyle bir şikayetleri olabilir. Yetişkinlerden de en çok duyduğumuz tanıları bilmenizi isteyeceğim sizden. Çok fazla işte ayrıntılara girmeyeceğiz. Sindirim sistemini biraz daha çok bilindik kelimeleri ve tanıları bilmenizi isteyeceğim. Sindirimde dahil olacak. Evet, dahil olacak ama ağırlıklı olarak şunu söyleyeyim size. Alfabe okunuş kuralları, birinci videoyu ve ikinci videoyu, yani dersin ilk başında neydi? Alfabe kuralları vardı. Bunları ve ön ekler, son ekler. Bu ikisini iyi bilin arkadaşlar ki zaten ne oluyor? Bütün sistemlerde gördüğünüz gibi işte tanısal terimler, semptom terimleri, hastalıklara ait isimler hep son eklerle birleştirilerek oluşturulmuş oluyor. Son eklere, ön eklere iyi hakim olursanız diğer tanıları da kendiniz çıkarabilirsiniz aslında kelimeyi bölerek. O yüzden sindirimde çok az şey yapacağız bugün. Çok fazla yükleme olmasın diye. Sınav ortak olacak. Evet, bütün tıbbi terminoloji alanlar ortak bir şekilde sınava girecek. Aynı gün, aynı saatte. Evet, sindirim sisteminin fonksiyonunu hepimiz biliyoruz aslında. Vücuda alınan, nereden alıyoruz? Ağızdan alıyoruz ve çiğneme suretiyle yutağa, yemek borusuna gönderiyoruz. Vücuda alınan besin maddelerini ne yapıyor sindirim sistemi? Mekanik ve kimyasal olarak parçalayarak gerekli olan besinleri kan yoluyla dolaşıma emilmesini sağlıyor. Dolaşım da diğer vücudun dokularına, organlarına
gönderilmesini sağlıyor. Böylelikle diğer organların beslenmesi de dolaşımla olmuş oluyor. Sindirim sisteminde alınan yiyecek maddelerin mekanik parçalanması ağızda çiğneme ile başlıyor ve mide bağırsak düz kaslarının kasılmasıyla devam ediyor. Düz kasları istemsiz bir şekilde çalışan kaslardı ve bütün iç organlarımız düz kaslara sahipti, değil mi? İç organların duvarları düz kaslarla kaplıdır ki istemsiz bir şekilde çalışarak görevlerini yapabilsinler. O zaman mekanik parçalanma dediğimiz ağızla çiğneme ile başlayıp mide bağırsak düz kaslarının kasılmasıyla devam ediyor. Bir de kimyasal parçalanma var. Buna enzimatik parçalanma da diyoruz. Çünkü enzimler sayesinde salgılanan enzimler sayesinde, sekresyonlar sayesinde ne yapıyoruz? Besinleri parçalıyoruz. Midenin, karaciğerin, ince bağırsakların ve pankreasın salgıladığı bazı enzimler aracılığıyla bunu yapabiliyoruz. Sindirim enzimleri diyoruz bu enzimlerin hepsine. Sindirim enzimleri olarak adlandırılan bu maddeler karbonhidrat, protein ve yağları kolaylıkla emilmesi, absorbe olması için küçük parçalara ayrılıyor. Daha küçük moleküllere parçalıyor enzimler sayesinde. Buna da enzimatik ya da kimyasal parçalanma adını veriyoruz. Su, mineral ve vitaminlerle birlikte bu mekanik ve enzimatik parçalanma sonucunda oluşan ürünler bağırsaklardan aslında emilim bağırsaklarda oluyor, sindirimin işlevi bağırsaklarda kana emilmesiyle son ürünlerin gerçekleşiyor. Sindirim sisteminin ana fonksiyonunu inceleyecek olursak motilite hareketlilik anlamındadır aslında. Motilite yiyeceklerin küçük parçalara bölünmesini, karıştırılmasını ve iletilmesini sağlayan kas aktivitesi, yani kas hareketliliğine verilen isim. Sekresyon dediğimiz enzimler, mukus ve elektrolitlerden oluşan sulu sıvının salgılanması. Enzimlerin salgılanması, bu da kimyasal parçalama için gerekli olan sekresyon. Sindirim büyük besin moleküllerinin sindirim kanalında mekanik ya da kimyasal olarak daha küçük parçalara ayrılması, emilimin kolaylaşması açısından. En dediğimiz absorpsiyon ise parçalanmış küçük moleküllerin organizma tarafından alınması ki bu nereden alınıyor? İnce bağırsaklardan, kana veya hücre arası sıvı dediğimiz lev dolaşımına geçiyor. İki türlü dolaşım var demiştik. Bir kan dolaşımı, bir lenfatik dolaşım. Bu parçalanmış küçük moleküller ince bağırsaklardan emilerek kana ve lenf dolaşımına karışarak diğer dokulara gidiyor. Dolaşım sistemi sayesinde. Evet, peristaltik hareketler duymuşsunuzdur belki. Peristaltizm. Yiyecek maddesini bağırsak boyunca ilerletiyor. Aslında bağırsakların içerisinde küçük küçük tüycükler gibi villuslar var. Bu villuslar bağırsakların kasılması sırasında aslında besin maddelerini bağırsak boyunca ilerletilmesini sağlıyor. Onların hareketi sayesinde besin maddeleri ilerliyor. Sindirim kanalı duvarının kasları yavaş dalgalar halinde kasılıp gevşerler. Bu kasılmaları başlatan sindirim kanalı duvarı içerisinde bulunan sinir ağlarıdır. Peristaltizmi uyaran sindirim yolunun gerilmesi ya da sinir ağlarının uyarılmasıyla peristaltik hareketler başlar ve yiyecek maddesi bağırsak boyunca ilerler. Emilim, absorpsiyon ince bağırsaklarda olur dedik. Burada da villuslar, küçük tüycükler var. Hem harekette işlevleri var hem de bu besinlerin
emilim ile kana geçmesini sağlarlar bu villuslar. Küçük kılcıklar, küçük tüycükler diyebiliriz bunlara. Öğütülmüş olarak gelen besinlerin faydalı kısımlarını emilimini sağlayarak ne yapıyoruz? İnce bağırsaklardan dolaşıma, kan dolaşımına ya da lenf dolaşımına karıştırılıyor. Evet, sindirim sistemi organları dediğimizde sindirim ağızda başlayıp anüste sonlanıyor. Ağızda başladığı zaman aslında iki ucunun da sindirim sistemini düşündüğümüzde iki ucunun da boşluklara açıldığını görüyoruz değil mi? Ağız boşluğu ve anüs boşluğu. Bu iki boşluk arasında, bu iki açıklık arasında kurulan uzun bir tüp yapısındadır sindirim sistemi. Bu yapının bazı bölgeleri yiyeceklerin taşınmasından, ağız ve yemek borusu gibi ağızda dişlerde parçalanma başlıyor dişler sayesinde ve tükürük bezlerimizde aslında parçalanmaya destek olunuyor yiyecekler ağza alındığında. Daha sonra yemek borusuyla ne oluyor? Mideye gönderiyoruz. Esas emilim ince bağırsaklarda gerçekleşiyor. Burada bir taşıma görevi var aslında ağız ve yemek borusunda. Bir kısmı depo edilmesinden sorumlu sindirim sistemi organlarının. Ne oluyor yiyecekler? Mideye, daha sonra kalın bağırsaklara geçiyor. Ağızdan alınan yiyecekler yemek borusundan mideye ve daha sonra kalın bağırsaklara. Bunlar depo edilmesinden sorumlu yiyeceklerin. Bir bölümü de esas olarak sindirim ve absorpsiyon, yani emilimden sorumludur ki bu da ince bağırsaklardır. Kalın bağırsaklardan sonra besin maddeleri ince bağırsaklara geçiyor ve esas sindirim aslında burada emilimle gerçekleşiyor ve besin maddeleri kana karışıyor. Atık maddelerde ne oluyor? Anüsten dışarı atılıyor. Ağız, dişler ve dil ve tükürük bezleri ilk sindirimin başladığı yerler ve taşıma görevi, yiyeceklerin taşımasından sorumlu organlar. Farenks, özofagus yani yemek borusu, mide, bağırsaklar, rektum, anüs, karaciğer, safra ve pankreas da sindirim sistemi sırasında sekresyonlar salgıladığı, enzimler salgılamakla görevli organlardır. Karaciğer, safra ve pankreas. Bunlar da salgıladıkları sekresyonlar ve enzimlerle sindirim sistemine yardımcı olan organlardır ki sindirim sistemi organları arasında yer alırlar. Evet, sindirim sistemi terimlerine geçiyoruz. Yanak çok kullandığımız bir kelime değil. Bunu ezberlemenizi istemeyeceğim. Buka. Ağız boşluğu karşımıza çıkacak. Cavitas oris. Diş fırçalarında da oris, oral, oral B mesela marka olarak da görüyoruz. Oral ağız anlamında. Oris aslında ağız ama oral olarak kullanıyoruz. Ağız yoluyla demek oluyor. Cavite kullandığımız bir kelime. Cavitas diye yazılıyor. Latinceden dilimize geçmiş kelimelerden zaten. Cavite bizim bildiğimiz gibi, kullandığımız gibi boşluk anlamında. Cavitas oris, ağız boşluğu. Dillingua, bunu bilmenize gerek yok. Dişlerin de ayrıntılarına girmeyeceğiz arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz ki bir bebek doğduğunda herhangi bir istisnai durum olmadığı sürece, dişiyle doğan bebekler de olabiliyor çünkü. Dişleri ortalama 9 aylık bir bebeğin ortalama 9 aylıkken çıkmaya başlıyor. Süt dişleri diyoruz bu dişlere. Ve ortalama 5-6 yaşlarında okula başladığında dişlerin, süt dişlerin döküldüğünü, yerine kalıcı dişlerin geldiğini biliyoruz. Yetişkin sağlıklı bir bireyde 32 diş var olarak biliyoruz ancak arkadaki 4 dişimiz bu 20'lik dişi olarak bildiğimiz resimde yeşille görüyorsunuz. Altta ve üstte olmak üzere 4 tane var. Bu 20'lik dişleri genellikle işlevsel olmuyor ve çıktığı andan itibaren çekilmesi gereken dişler oluyor. O yüzden sağlıklı bir yetişkinde aslında baktığımızda fonksiyonel olarak, yani işlev gören 28 adet diş mevcuttur. Bu ayrıntıyı sadece
sindirim sistemi içerisinde dişler geçtiği için bilin, ayrıntılarını sorma, hani bilmeniz gerekmiyor. Önemli olan diş tabakalarını bilmek. Mine tabakası, dentin ve diş özü var. Şimdi mine tabakası en dıştaki kısım, şekilde de görüyorsunuz, dişin taç kısmını örten sert ve parlak olan kısımdır. Dentin hemen mine tabakasının altında, şekilde de bakın, görüyorsunuz kemik gibi aslında mineral tuzları bakımından zengin ve sert bir maddedir. Minenin hemen altındadır dentin. En iç kısımda ise dentinin alt kısmında kan damarları ve sinirlerin bulunduğu yumuşak kısma da diş özü adını veriyoruz. Tükürük bezleri, görüyorsunuz parotit bezi var. Parotit bezi sublingual ve submandibular gland. Gland bez demek arkadaşlar. Burada sublingual dil altı tükürük. Dil altı tükürük diyorum, pardon, dil altı bezi. Parotit parotit bezi kaba kulak hastalığını duydunuz mu hiç? Kaba kulak eskiden bizim çocukluğumuzda ben de olmuştum, olabilen bir hastalıktı. Parotit bezinin şişmesiyle anlaşılıyor. Dolayısıyla hani kilo almış gibi yanaklarda, boyuna yakın kısımlarda böyle bir şişlik, kulaklara doğru bir şişlik oluyor. Parotiditis son eki alarak kaba kulak anlamına geliyor. Submandibular da mandibula neydi? Alt çeneydi. Alt çeneye yakın kısımdaki bezler. Bu bezlerin isimlerini de ezberlemenizi istemeyeceğim sizden. Sadece gördüğünüz gibi tükürük bezleri nerelerde var? Gözünüze canlandırın. En azından duymuş, görmüş olun bunları. Evet, bilmemiz gereken yine faring, yutak görüyoruz. Sindirim sistemi ağız boşluğundan sonra yutak geliyor. Yani pharynx. Ve üç kısma ayrılıyor. Nazofarynx, orofarynx ve hipofarynx. Nazofarynx'e bakalım. Nerede? Nazal kavitinin olduğu kısımda. Bakın, burun boşluğunun. Nazal neydi? Burundu. O yüzden nazofarynx adını almış bu kısım. Oropharynx, oral ağız, ağız demek dedik. Oris, oral. Oropharynx de ağız boşluğunun, bakın, oral kavitenin olduğu kısma verilen isim. Alt kısım ise altlık, azlık, düşüklük bildiren hipo, son öneki kullanılmış hipopharynx adını alıyor. Özefagus dediğimiz yemek borusu, şekilde de görüyoruz. Yemekler direkt yutağa gidiyor ve özefagusla mideye geçiyor. Taşıma görevi yapan yine sindirim organlarından özefagus, yemek borusu. Bakın, düz kasların kısılıp gevşemesiyle burada yemek borusunda da peristaltik hareketlerle ağızdan alınan besin mideye taşınıyor şekilde gördüğünüz gibi. Kasılıp gevşemesiyle aslında özefagus daralıp genişliyor ve besin maddelerinin taşınması sağlanıyor bu peristaltik hareketlerle. Mide gaster demek arkadaşlar. Stomach İngilizce ismi. Mide gaster. Zaten en çok duyduğumuz hastalıklar değil mi? Gastrit. Gastrik ülser, işte gaster kelimesinin son ek alarak oluştuğunu biliyoruz. İnce bağırsaklar, intestin olarak genellikle geçer. İlyum, jejunum ve duodenum olarak üç kısma ayrılır. Kalın bağırsaklar, kolon olarak bilmemiz gereken kelimelerden yine. Kelimeler arasına koydum, geçecek bu, sadece şekilleri incelersiniz diye koydum size. Pankreas yine salgı anlamında sindirim sisteminde görev alan organlardan bir tanesi.
Evet, anatomik terimlere bakacak olursak cavitas oris ağız boşluğu, bunu bileceğiz. Oral cavite de diyebiliriz buna. Cavitas oris ya da oral cavite. Labium dudak, buka yanak, palatum damak, bunları geçelim. Cincivayı bilelim, diş eti. Niye bilmemiz gerekiyor? Çünkü cincivitis. Mesela itis sonik ile diş eti iltihabına da çok sık rastlıyoruz. Diş eti ile ilgili hastalıklar yine cincivitis. Cincivayı bilmemiz gerekiyor diş eti olarak. Gland, salgı bezleri, bez anlamında gland, glandula ya da glandula salivaria, tükürük bezi. Şimdi saliva ya da salivaria diye yazılır. Direkt saliva olarak da yazılabilir. Tükürük anlamında. Bu da bazı testler var, tükürük testleri. Tükürükte kortizol testi bakılabiliyor. İşte tükürük testi yapılarak kistik fibrozis denilen çocuklarda bir hastalık var. Bu kitlerin üzerinde, tükürük testi yapılan kitlerin üzerinde de saliva yazar genellikle. Saliva nedir diye duymuş olun en azından. Çok bilmeniz gereken kelimelerden değil ama bunu da duyalım. Gland, saliva gland dediğimde tükürük bezi. Evet, dens ya da dentis, dens diş, dentis dişler anlamında, bunları da bilelim. Bakın burada cervix dentis, dişin boynunu tariflerken de cervix'i kullanıyoruz. Cervix boyun demekti ama size söylemiştim, diğer organlarda yapıların boynunu tariflerken de cervix'i kullanıyoruz demiştik. Burada diş boynunda yine cervix dentis diyoruz. Ha, bunu çok bilmemiz gerekiyor mu? Hayır. Tonsil. Tonsil nedir? Tonsilit olanlar vardır herhalde aranızda. Bademcik. Tonsillalar. Bademcikler. Tonsilit de bademcik iltihabı. Pharynx. Yutak. Özefagus. Yemek borusu. Gaster. Mide. Bu üçünü bilmemiz gerekiyor burada. Cavitas oris dedik. Tekrarlayayım. Cinciva, dens, diş, tonsil, tonsilla, bademcik, pharynx, yutak, özefagus, yemek borusu, gaster, mide olarak bilelim. Ventriculus da mide olarak geçiyor ama biz gasteri yaygın olarak kullanıyoruz. Gasteri bilmemiz yeterli burada. Hiç kafa karışıklığı yapmayalım. Yine fundus midenin üst kısmı. Fundus da tıpkı cervix gibi aslında. Cervix boynu, organların diğer yapıların da boynu olarak niteleyebiliyoruz dedik. Korpus gövdesi, fundus da tepe kısmı oluyor. Tüm organlarda ve yapılarda korpus gövde kısmı, fundus üst kısmı. Yani boyun kısmına da cervix ismini veriyoruz ya da kollum ismini veriyoruz. Çok bunları da ayrıntıyı bilmenize gerek yok. Burada anüs, sindirim borusunun en altta dışa açıldığı delik. Anüsü bileceğiz arkadaşlar. Kolon, kalın bağırsak. Kolonu bilmemiz gerekiyor. Appendix tanılarından bileceğiz. Canalis, analis. Canalis dediğimde zaten kanal olduğunu anlamanız lazım. Cavitas da cavite olduğunu anlamanız lazım. Dilimize zaten Latinceden gelmiş kelimeler. Canalis, analis, anal, kanal. Rektum, düz bağırsak, kalın bağırsağın bir parçası. Cecum, kör bağırsak. Yine ileum, ince bağırsağın son parçası. Duodenum, ince bağırsağın ilk parçası. Jejunum da ince bağırsağın orta parçası. İnce bağırsak da üçe ayrılıyor. Duodenum, jejunum ve ileum olmak üzere. Asıl eminimin ince bağırsakta olduğunu unutmayalım. Sindirim bezleri, büyük sindirim bezleri diyoruz. Sindirimde bu bezlerden salgılar, enzimler salgılanarak sindirimin esas enzimatik parçalanmasını yapan karaciğer dedik, değil mi? Pankreas dedik. Bunlar karaciğer, hepar olarak bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hepatit de oradan geliyor. Karaciğerin iltihaplanması. Hepatit, hepimiz duyduk. Hepatit
B, hepatit A, hepatit C, hepatit B ve A'nın aşıları var. Hepimiz bunu biliyoruz. Karaciğer iltihaplanması, hepar karaciğer anlamında. Hepatitis karaciğer hücresi, bunu bilmemize gerek yok. Stroma, karaciğer lobuslar arasındaki bağ doku, bunları da geçelim. Parenkim, karaciğerin karaciğer hücrelerinden yapılmış olan işlevsel kısmına deniliyor. Kolekist safra kesesi. Pankreas, karın boşluğunda yatay olarak uzanan dış ve iç salgılayan bez. Yani pankreas burada yine karaciğer ve pankreasın sindirimde önemli görevleri var. Bunu bilelim. Enzim salgıladıkları enzimler sayesinde enzimatik, yani kimyasal parçalanma oluşmakta. Semptom olarak meteorizm, gaz nedeniyle karın şişliğine meteorizm diyoruz. Metaspazmolitik ilaçlar var. Meteorizmden kaynaklı gaz şişkinliğine verilen ilaçların üzerinde genelde meteor ile başlayan ticari isimlerde yer alabilir. Faji, yutma anlamında. Afaji, bakın A ön eki almış ve yutamama. A olumsuzluk ön ekiydi. Dis de bozukluk bildiren bir ön ekti. Dis geldiğinde fajiye, yutma güçlüğü, bakın. Bozukluk, güçlük, dis yine olumsuz ön eklerdendi. Afaji, yutamama. Disfaji, yutma güçlüğü. Dispepsi, sindirim bozukluğu, hazımsızlık. Obezite, hepimiz biliyoruz. Vücudun aşırı yağ toplaması, beden kitle indeksinin normalden fazla olması, aşırı olması durumu. Anoreksiyayı da duymuşsunuzdur. Yememe durumu, anoreksiya. Kişi çok zayıf olsa da kendini şişman hissederek psikolojik psikiyatrik hastalıklar arasında da inceleniyor anoreksiya özellikle. Çünkü kişi kendi zayıf olsa bile hala kendini şişman hissediyor ve yemek yemiyor. Bir zaman sonra, artık ilerledikten sonra da artık yememe durumu, anoreksiya ortaya çıkıyor ki kişi istese bile yemek yiyemiyor. Yedikten sonra direkt kusmayla çıkarıyor. Polifaji, poli yine çokluk bildiren bir ön ekti. Çok yeme. Polipsi, çok su içme. Konstipasyon, yine bunu da bilmemiz gerekiyor. Buradaki semptom terimleri önemli arkadaşlar. Bunları bileceğiz. Konstipasyon, kabızlık. Bunun tam tersi diyare vardı. Diyare de ishal anlamında. Konstipasyon, kabızlık. Diyare, görüyorsunuz. Nasıl yazılıyor? Diyare şeklinde. Direkt. Burada RRH direkt R olarak yazılıyordu. Sondaki A düşüyor. Yine diyare olarak yazıyoruz. Evet, anüsün kaşınması, pürüritüs kaşıntı anlamında. Pürüritüs ani, anüsün kaşınması. Prolaps sarkma anlamında. Prolaps rektumda da olabilir, mesanede de olabilir. İşte üreme organ, kadın üreme organlarında da olabiliyor. İşte rahimin sarkması olabiliyor. Çeşitli organların, yapıların sarkmasını prolaps, prolapsus adını veriyoruz. Hiperperistalsis, peristaltik hareketlerde artış, aşırı olması durumu. Evet, burada bilmemiz gereken bir terim daha, perforasyon. Perforasyon, delinme, yırtılma anlamında. İçi boş bir organın yırtılması, delinmesi, perfore olması. Penetrasyon da içi boş bir organın, lümeninin daralması anlamında. Penetre olma, daralma anlamında. Obstrüksiyon, içi boş organlarda birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılı kasılmalar. Ağrılı nöbet tarzında gelen, mesela buna bir örnek, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı, KOAH. KOAH'ın açılımı neydi? Kronik obstrüktif, yani nöbet tarzında gelen ağrılı kasılmalar ve öksürüklerle karakterize bir hastalık, akciğer hastalığı değil mi KOAH? Obstrüktif, oradan bileceksiniz, nöbet tarzına gelen ağrılı kasılmalar. Kolik de yine içi boş organlarda birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılı kasılma. Gaz sancıları aslında. Bu kolik bebeklerde sıklıkla yaşadığımız bir durum. Belki etrafında kardeşinde olan varsa gaz sancıları olabiliyor bebeklerde. Doğal fizyolojik olarak olabiliyor. Ancak bu nöbet tarzında çok ağrılı ve uzun süren, geçmeyen gaz sancılarına kolik diyoruz. Reflü yine hepimiz biliyoruz. Yediğimiz yiyeceklerin mideden geri gelmesi. Melena, mide kanaması sonucu kanın dışkı ile çıkması. Melena. Hematemesis ise, emesis arkadaşlar, burada hemata neydi? Kan. Kanla ilgili. Hematoloji, kan bilimi. Hematemesis, emesis dediğimde emesis kusma anlamında. Hematemesis kusmada kan olması. Yani mide kanaması sonucunda kusmada kan olması da zaten mide kanaması olduğunu, bir iç kanama olduğunu bize belirten durumlardan bir tanesi. Hematemesis, yani kan kusmak. Melena, yine mide kanaması sonucu kanın dışkı ile alisten çıkması. Hematojezi, kanlı dışkı. Buna gerek yok. Reflüyü bilelim burada. Hematemesis, melena, diyare, prolaps, prolapsus, perforasyon, penetrasyon, obstrüksiyon ve kolik. Evet, tanı terimlerinde de zaten cinciva ne demiştik? Diş eti, cincivitis. İtis son ekiyle diş eti hitabı anlamına geliyor. Bunu bileceğiz. Burada bakın, parotit bezini söylerken parotitis, kaba kulak. Görüyor musunuz? Özofagus'u biliyoruz. Özofajitis, yemek borusunun iltihabı. Gaster, mide, gastritis, midenin iltihabı. En çok gastriti duyuyoruz. Gastritis, itis olarak değil de it olarak kısaltıyoruz birçok yerde demiştik. Bronşitte, faranjitte olduğu gibi. Gastrit, gastrik ülser de olabiliyor. Ülser, yara anlamında, yarayla birlikte mide iltihabı varsa gastrik ülser oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda ülseratif kolit var, bakın ülser. Ülseratif kolitte kalın bağırsaklarda ülserlerle, yani yaralarla birlikte ortaya çıkan iltihabi bir hastalık. Kolitis, kolon iltihabı. Kolon, kalın bağırsak demiştik. Evet. Burada ikterus, sarılık. Şekil, ilk şekilde görüyorsunuz. Gözün ak olan kısmında sarılık mevcut. Aynı zamanda burun kenarlarına, çocuklarda şu burun kanatlarına parmaklarımızla bastırdığımızda, özellikle bebeklerde sarılık kontrolü bu şekilde yapıyoruz. Burun kanatlarını sıkıp bıraktığımızda sarı oluyor sarılık olan bebeklerde. Yeni doğan sarılığı fizyolojik olarak ilk 24 saatte olabilir ama uzun sürmesi durumunda mutlaka bilirubinlere bakılıyor. İkterus, sarılık anlamında bunu bileceğiz. Hepatitis, karaciğer iltihabı. Bunu da bilelim. Evet, hepatomegali. Megali, büyüme anlamındaki son ekli. Hepatomegali, karaciğer büyümesi. Hepatit, hepatik apse, karaciğer absesi. Bunları da duyabiliriz. Özofagal atrezi var. Yemek borusunun kapanması. Doğuştan ya da
daha sonra bir hastalık nedeniyle patolojik olarak da kapanabilir özofagal atrezi. Özofagus, yine yemek borusunun divertikülleri var. Bu da özofagus duvarının bir yerinden dışarıya doğru torba gibi çıkıntı yapması. Akalazya, gevşeme, yine yemek borusunda da bu gevşemeler olabiliyor. Bu tarz işte darlık gevşemeler, divertiküller sonucu midede yiyecekler geriye kaçabiliyor. Uykudayken reflü problemleri yaşanabiliyor. O yüzden bu terimleri de bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birçok hastalığın sebepleri içinde. Evet, peptik dediğimde de aslında peptik ulkus. Mesela mide ve duodenumda asit pepsin aktivitesinin artış sonucu doku kaybıyla ortaya çıkan yara. Peptik ülser olarak daha çok biliyoruz bunu. Yine mide ve ince bağırsakların ilk kısmı, mideye açılan kısım, duodenum. Bu kısımda yaralar çok sıklıkla görülüyor. Peptik ülser diyoruz bunlara. Peptik özofajitis, mide asitinin özofagusa geri kaçması sonucu özofagusun iltihaplanması. İntoksikasyonu bilelim burada. Zehirlenme acillerde çok sık karşımıza çıkıyor. Toksik, zehir anlamında, intoksikasyon, zehirlenme. Yazılışına da bakın, dikkat edin. Okunuş kurallarına, X harfini görüyorsunuz. İntoksikasyon, C harfi kuralı var. Yine sonunda İO'nun okunuşu var. Evet, absorpsiyon emilimdi. Malabsorpsiyon, ince bağırsak, pankreas ya da safra yolları hastalıkları nedeniyle oluşan emilim bozukluğu. Malabsorpsiyon dediğimde emilim bozukluğu. Mal da yine bir önek, bozukluk bildiren önekler arasında. Evet, burada polip, bağırsak lümenine sarkan saplı ya da sapsız solid kitle. Polip aslında sadece bağırsaklarda değil, diğer organlarda da olabilir. İyi huylu kitlelere verilen isim polipler olabiliyor. Saplı ya da sapsız şekilleri var. Evet, başka burada. Evet, hemoroid çok duyduğumuz tanılardan yine. Yine anal kanal duvarının genişlemesiyle karakterize. Başka, evet, appendicitis de biliyoruz. Appendix'in tıkanması sonucu yine appendix'in iltihabına verilen isim. Fistül, yine içi boş bir organın başka bir içi boş organa ya da deriye ağızlaşması durumu. Anal fistüller olabiliyor. Yine bazı enfeksiyonlar sonucu oluşan abseler nedeniyle perianal bölgeye açılması sonucu oluşan fistüller. İleus, bağırsak tıkanması. Evet, burada şekilde gördüğünüz bir umbilikal hernia arkadaşlar. Göbek fıtığı. Bebeklerde görünmesinin sebebi doğuştan hipotiroidi hastalığı olan bebeklerde olabiliyor. Bunun özellikle kontrolünün iyi sağlanması lazım. Bazen bebeklerde işte koliye bağlı çok ağlama nöbetlerinden sonra da göbeğin çıktığını görebiliyoruz. İkisi farklı durumlar. Bu göbek fıtığı gördüğünüz şekildeki herni fıtık anlamında. Umbilikal herni, umbilikal bölge göbek bölgesiydi. Buradan çıkaracağız bunları artık. Herninin fıtık olduğunu bilelim. Umbilikal herni göbek fıtığı. Inguinal herni
kasık fıtığı. Femoral herni, femoral bölgede olan fıtık. Hiatus herni yine karın boşluğundaki organlardan birinin diyaframı zorlayarak yemek borusu deliğinden yukarıya doğru çıkması hiatus herni diyoruz. En sık yine umbilikal ve inguinal hernilere, kasık fıtığı ve göbekteki fıtıklara rastlıyoruz. Bel fıtığı da lumbal herni olarak çok sık rastladığımız fıtıklardan. Bir de insizyonel herni var. İnsizyon neydi? Kesi. Yani kesi yerinde, ameliyat sonrası kesi yerinde gelişen fıtıklaşma durumları olabiliyor. Aynı şekilde de hiatusu göstermişiz. Evet, ameliyat terimlerine baktığımızda burada yine son ekleri biliyoruz. Tomi, kesmek, insizyon, kesilmesi anlamında. Vagotomi, vagus siniri dediğimiz kafa çifti siniri var. Onun kesilmesi. Antrektomi, antrumun çıkarılması. Burada bilmemiz gereken aslında kolostomi. Kolostomi belki bilenleriniz, görenleriniz de vardır. Kolonun yani kalın bağırsak duvarının karından ağızlaştırılması. Yani anüsten dışkılama yapamama durumunda kolon kanserinde genellikle kalın bağırsak kanserinde normal işlemini yapamadığı için kolon karın duvarına ağızlaştırılıyor ve kolostomi dediğimiz torbalar var. Dışkının atılabilmesi için o torbalar, torba gibi böyle düşünün. Onlar karın duvarından kalın bağırsak ağızlaştırılıyor ve buraya takılıyor. Boşaltım işlemi karın duvarına gerçekleştiriliyor bu torbalar sayesinde. Kolostomi diyoruz bunlara. Apendektomi, apendistin kesilip çıkarılması, ektomi son eki almış. Gastrektomi, midenin bir bölümünün veya tamamının çıkarılması. Kistektomi de kistlerin kesip çıkarılması. Burada kolostomi, apendektomi, gastrektomi, kistektomi bunları bilmemiz yeterli. Tomi son eki aldığında da kesilmesi olduğunu unutmayalım. Ektomi kesme ile birlikte çıkarılma işlemi. Esis mi kusmak? Emezis. Şuraya yazıyorum. Emezis kusmak arkadaşlar. Emezis. Hatta gebelikte de emezis, işte ilk başlarda bulantı kusma çok olur gebeliğin ilk başlarında. Emezis gebelerde, kadın sağlık kliniklerinde de çok duyduğumuz kelimelerdendir. Emezis kusma. Hemat emezis olduğunda kanlı kusmayı bileceğiz. Kanlı kusma. Tamam. Evet, sınavla ilgili sorularımız var. 20 soruya 20 dakika. Az değil. Çünkü şöyle, gerçekten bazı kelimeleri çok, mesela hemen şeyleri cevaplamışsınız. İşte sistol veya BOS, beyin omurilik sıvısı gibi kısaltmalar. Çok bilindik şeyleri soracağım ve hani saniyelerinizi alacak belki bazı sorularınız. 20 dakika yeterli olacak diye düşünüyorum. Ama soruları hazırladıktan sonra çeldirici sorular çok düşündürücü olacaksa, bunu şey yaparsam süreyi uzatabilirim. Daha bir hafta süremiz var. Onu ben Mebis'ten ayarlayabilirim. Onda sıkıntı yok. 5-10 dakika daha ekleyebilirim. Soruları hazırlayayım. Daha henüz hazırlamadım. Soru yoğunluğuna göre oraya 5-10 dakika eklerim. Çok önemli değil. Esis diye bir kelime var mı? Esis. Hatırlamıyorum Özgür. Son ek. Esis diye son ek yok. Arkadaşlar, sınavda kamera açılmayacak. Online sınav. Final sınavında belki yüz yüze yapma şansımız olmazsa gözetimli bir sınav yapabiliriz. Vizede
kamera açılmayacak. Bütün kayıtları yükledim. Bugünkü kaydı da şimdi birazdan yüklerim. Sabahki dersi yükledim. Diğerlerini de yüklüyorum. Stream'de göremeyenler, hala problem yaşayanlar var mı? Lütfen birbirinize de destek olun bu anlamda. Sınıf gruplarında da videolar olanlar birbirine göndersin. Haftaya sınavımız var. Çünkü hala bana mailler gelebiliyor. Stream'e yüklüyorum ama biz bunları göremiyoruz diyenler de olabiliyor. Hepsinin izinlerini aslında paylaşım izinini atıyorum. Yani görebileceğiniz şekilde gruba atılıyor. Tamam. Birinci slide tabii ki ekli. Bugüne kadar işlediğimiz bütün dersleri ekledim. Evet arkadaşlar, kaydı da bitiriyorum ben. Bugünlük bu kadar. Haftaya artık sınavda görüşeceğiz. Ben teşekkür ederim. Güzel güzel çalışın. Gerçekten videoları izleyin ve önemli olan yerlerine çalışın. Önemli dediğim yerlere çalışın. Yapacağınızdan eminim. Başarılar diliyorum şimdiden. Hoşça kalın.